Ne ki bu ya? Tanıtım için göndermişler papatyalı melisalı, güya çiğneyince rahatlatan çikolat. Aman bir günde bir un, yağ, şeker, mercimek yollayalım demezler. Bir firmada sevdiği oyunculara hediye nakit yollasın mesela. Hep böyle antin kunti. Ben gidip şimdi anneannemle takılacağım öyle mi? Boşanmaya inandırıcı olsun dedik ya. 3-5 gün kalır dönersin ne var ya? Atar lan maçılay be. Öf. Al çiklet yine. Ne stresli tipler oldunuz ha? Şeyhmuz amca. Buyurun. Rahatlatan çiklet. Oo sağ olasın. E tabii şimdi boşanma, mahkeme filan. E anca böyle şeylerle gevşeyebiliyoruz. Madem konuyu oraya getirdin, birkaç gün ayrı kalmamız doğru olur diyorum Bora. Ne dersin ha? Kale. Ben de bavulumu hazırlamıştım zaten. O zaman ben gideyim sonra gelirim. Olanlar ve tortusu belleklerden silinince. Hani bir hafta sonra gel. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış ama arkadaşlığımız gerçek. Sonuçta medeni insanlarız. Hoşça kalın Şeyhmuz amca. Döneceğim ben. Sonra. Bir dakika gençler. Siz şimdi resmen boşandınız öyle mi? Vah 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 vah. Dostça ayrıldık. Şikayetim var cümle yasaktan hakim bey dedim. Hakim bey ayrılık kararımızı tebrik etti. Mahkeme salonundan alkışlarla uğurlandık. El ele tutuştuk. Kafamıza pirinçler atıldı. Arabanın arkasına tenekeler bağlandı. O denli. Boşanma boşanmadır. Tatsız. Peki siz hala burada nasıl kalacaksınız Bora Bey? Ama niye ki? Evladım şimdi biz bu evi evli bir çift ve ablalarına kiraladık. Doğru mu? E şimdi dört bekar olunca... Niye? Okey içini dahil sayın. Poker içinde. Şimdi ciğerim ağızda böyle sakız, cak cak şakalar iyi de biz burada bekar komşu istemedik ki. Şimdi sen yarın bir hanım arkadaşınla buraya gelsen, eski hanımın aynı evde, bize uymaz böyle şeyler. Zaten bir yıl oluyor sizin kiracılık, hem ortada sözleşme de yok. Yani. Ama biz çok iyi, çok efendi komşularız efendim. Kutusuyla çiklet verdik amca, daha 2 dakika olmadı ya. Yani yeri geliyor, sırf canı çekti diye şarapımızın son kadehini torununuza veriyoruz. Ne? Sorun da bu yavrum. Hayat tarzları farklı. Biz ailece bir görüşelim. Olmadı siz de kendinize daha büyük, daha güzel bir ev bakarsınız yavaştan. Serhatin abi. Hı. Hocam gör ama bunları görmüyorsun. Ben artık ne yapayım lan? Ha? Bana mı sordunuz boşanırken? İyi geçinseydin hanımınla. Gerizekalı. Gerçek miymiş? Hadi toplanın Şirince'ye. Hadi. Galiba bizi evden atıyorlar tatlım. Ya bir gün geç kalktım. Ben uyurken yarım saate nasıl hallettiniz bunu? Bu Bora yaptı değil mi? Ne yaptın sen? Ya atarlanmayın artık bana ya. İtile kakıla. Öf. Kaçma içeriye Emin. Efendim? Nasılsın? İyisin anan giller, baban giller, akrabaların gilleri nasıllar? Benim bugün taşındım bu daireye canım. Yeni komşunuzum biliyor musun? Ha öyle mi? Hoş geldiniz. Lan! Yüzünde ne hayır gördük de dönüp gidiyorsun hemen hop! Pardon? Evde erkek var mı? Hadi biraz var. Niye? Yakışıklı gençliğin bir şeyi varsa bana bir fincan göndersene. Bende kalmamış da gelsin taşımaya yardım etsin. Ne çeşitlerin var komşu? Kardeşin falan var mı yapılı böyle? Herkes iş yerinde yani. Kusura bakmayın hanımefendi. Şşt! Kız! Sahte sarışın. Adın ne senin? Diğerine bak be! Diğer Gülistan.
Gülistan ama gerek yok. Çünkü ahbap olamayacağız biz sizinle. Hı? Gülistan, Atarlı Gülistan. Senin adın bu artık, Atarlı Gülistan. Olay ne? Oy, olay sensin anam. Yerler seni kız. Yumurta gibi çocuk. Sakalını, bıyığını kesip kolye yapıp girdanıma takarım biliyor musun? Abla sana kurban olsun. Gel yardım et acık. Gel. Ne konuda pardon? Hanımefendi ayıptır ya. Siz nereden çıktınız ya Allah Allah? Lütfen girer misiniz içeri? Ben bir yerden tanıyacağım galiba ama. Oğlum nereden tanıyacaksınız sen bunu ya? Gir, gir hadi. Ya derdimiz bu olsun. Gelsin de tanışırız, kaynaşırız. Gel genç, rakı vereyim sana. Ne? Hanımefendi, hanımefendi. Bu çocuk Türkiye'nin en akıllı 500 kişisinden biri. Senin haberin var mı ya? Akıl, akıl. Gel akıl. Bana ne anam? Sonuçta iki perde takacak. Sonra rakısını koyup ablasıyla keyfine bakacak. Gitsem mi acaba? Komşudur sonuçta. Gir oğlum içeri, gir oğlum içeri. Ne tipler taşındı mahalleye ya? Ne tipler taşındı ya? Aa! O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. Var ya, hayatta en tiskindiğim şey komşularına edepsizlik yapan mahalle karıları. Sana taktım ben. Atarlı Gülistan, yaşatmam seni bu balkonda. Allah Allah ya, yapma ya. Çok, çok da tındı ha. Te, oğlum. Gülistan. Ay. Kim o ayol? Manyağın teki ya. Taşırmış yan binaya. Başımıza bela aldık ha. Yabancı da gelmedi ama. Orçun, oğlum sen bilirsin. Zeytinyağlı dolmada iki bardak pirince kaç soğan doğruyorduk ha? Anneanne ben akıllıyım, Emine beder değilim. İlahi anne. İki bardak pirince normal dolmada, üst büyük soğan, meyhane dolmasıysa dört. Selamun kavlen. Bir yerden aklımda kalmış galiba. Allah'ın bir hikmeti. Allah'ım nazarlardan korusun. Atarlı Gülistan. Hanımefendi, lütfen evinize girer misiniz? Tabii bebeğim. İçeride hangi koltukta oturayım, özel bir tercihin var mı? Gerizekalıya bak ya. Pencere benim, pervaz benim, eline karışır. Ay, katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. İstanbul beyefendisi. Şişt, gir rakı vereyim. Yok efendim, teşekkürler. Efendim diyen dillerini yerler seni. Korkma kız, gel. Allah Allah. Şişt, Gülistan. Poponu deme lan bana. Ah! Ama siz çöpünüzü bizim terasımıza atıyorsunuz ya. Bunlar senin daha iyi günlerin. İçeride bir torba çekirdek var. Çitleyip çitleyip kabuklarını sizin oraya püküreceğim. Niye ki? Paratos da amaçlı. Seni komşu olarak çok kaba buluyorum. Beni? Benim bugün taşıma günüm ya. İnsan komşusuna bir kap yemek yiyorlar. Ayıp. Hiç görgü yok sende. Tuu senin suratına. Ay dur tuu boşa gitmesin. Çekirdeğimi alayım geleyim. Sen bekle. Anne bas kere. Bas kere çıktı gene. Çabuk. Çekmiş alkol, çekmiş alkolü. Arkamdan dedikodumu mu yapıyor lan? İçeri, gir içeri, gir içeri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.